Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 25 kilometre uzaklıkta olan Sancaklı Bozköy mahallesindeyiz. 30 yıl sonra kavuşan baba ve oğlun bir kavuşma hikayesinden çıkan acı dramı size göstereceğiz. Eskiden ben buradan ölçtüreyim. Aç sen, aç kapıyı. Aç da içeri gireyim. Yemekleri koyayım içeri. Geldi. Bir şey vermeyeceğiz sana. Vermeye yok. Yemekler içeri var. Yemeği ol. Tamam. Burada şu zaten duvar şey, imenin yaptığı yer bir duvar. Tamam, sen kapıyı aç burada. Ben yemekleri buraya koyayım, iyi mi? Tamam. Bak yemekleri buraya koydum. Bak pilav var burada, çorba var. Babamı öyle gördüm. Empati yaptım. Çocuğum da otizmli olduğu için. Babamı da kaderini terk edemeyim. O bizi 30 yıl bakmadı. Anne babalık yapmadılar ama ben babama hani bir vazifem anne babadır dedim, atamdır dedim. Elimden geldiği kadar koşmaya çalışıyorum. Beş işin arasında babama da arada yemek getiriyorum. Banyosunu yaptırıyorum. Kıyafetlerini yıkıyorum. Haftada bir defa bunları yapabiliyorum. Şehzade Belediyesi'nden babamın bu odasının bir odasının iyileştirilmesini, tadilat yapılmasını, bir tane WC'nin banyo yapılmasını, en azından burada haftada bir kere geldiğimde burada banyo yaptırayım. En azından daha rahat olsun. Kıyafetlerini en azından kendi evimde götürüp yıkarım ama banyosunu burada yaptıralım. Tuvaleti yok, banyosu yok. Sadece ölene kadar da burada kalmak istiyor yani. Buradan ayrılamıyor. Doğduğu yer olduğu için. Beş mahalle değiştirdik. Beş işte çalışıyorum. Toki'den ev çıktı. 5 yıldan beri Toki mağduruyum. Toki taksitlerini ödemek için, Toki ev peşinatı ödemek için 5 işte çalışıyorum. Gece gündüz çalışıyorum. 3 ay önce babamdan haber aldım. Babam 3 ay önce haber aldınız da kaç yıldan beri görmüyorsunuz babamı? Babamızdan 30 yıldan beri ayrıyız. Hiç haber almış mıydınız? Aradınız mı? Birkaç kere geldik, aradık. Sonra işlerden dolayı, yaşadığımız olaylardan dolayı göremedik. Göremedim, aramızda bulamadın mı? Aramızda bağlar koptu. Hı. 4 ay önce babamdan haber aldım. Bağ nasıl kurdu? 4 ay önce babamdan haber aldım. Baban aklı melekeleri yerinde değil, işte herkesten para istiyor, zor durumda diye söylediler. Ben kendim zor durumdayım. Sonra geldim, 3 ay, 4 aydan beri babama haftada bir gün yemek getiriyorum, banyo yaptırıyorum, kıyafetlerini yıkıyorum. Nasıl bir yerde yaşıyor? Bir odada yaşıyor, belediyenin yeşil alanında. Tapusu yok. Babama dedim götüreyim dedim. Bakım evine götürelim, yerleştirelim dedim. Kabul etmedi. Çünkü burada doğdu. Burada ölmek istiyor. Evinden ayrılmak istemiyor. Bana bir gece gelse bile durmuyor yani. 2 saat, 3 saat duruyor. Banyosunu yaptırıyorum. Kıyafetlerini yıkıyorum. Yemeği yiyor. Geri götürün beni diyor. Peki şu ana kadar nerelere müracaat ettiniz? 3-4 aydan bu yana. Şehzadeler Belediyesi'ne başvuru yaptım. Evde bir kamyon çöp çıktı. Bir çöp evi temizledi. Fen işleri geldi. Tadilat için yardım istedim. Yeşil alan olduğu için yardım edemeyeceklerini söyledi ama inşaat malzemesini vereceklerini söyledi. 4 aydan beri de haber bekliyoruz. Daha hala da gelmedi. Haber gelmedi inşaat malzemeleri için. Az da ekmez. Tavanlar ağır bak. Tavanlar yağmur yağıyor. Burada, yani burada mı yatıp kalkıyorsun? Yani bak tavan yok hiç yağmurdan. Evin tabanını tadilat istiyoruz biz. Bu odanın tabanını. Evin şey, yağmur alıyor. Yağmurda yatıyor. Şurada bir tuvaletle banyo istiyoruz. Ya bizim ama kaydı giremez. Komple tabanın içeri su alıyor. Burada yatıyor şurada. Odanın tabanı komple göçük. İçeri su alıyor yağmurda. Kenarda yatıyor yağmurda. Ben eve götürüyorum ama gelmek istemiyor. Alışkın değil bizde kalmaya. Buraya alışkın olduğu için burada yatmak. Neden gitmiyor o oğlana? Ağlama ağlama. Ben götüreyim de. Buradan ayrılmak istemiyor musun? Hı?
Ne, konu komşu bakıyor mu sana burada azıcık? He? Nasıl, mutlu musun şimdi? Oğlan seninle ilgileniyor. He? Kaç sene sonra gördün oğlanı? 30 sene. 25 sene. 30-25. Yenge rahmetli mi? Yok, ayrıldı. Ayrıldınız mı? Ama bak ne güzel, oğlum bakıyor, yetişmeye çalışıyor sana. Gurur duyuyor musun oğlunla? He? Şuraya bir tuvalet banyo istiyor şuraya. Bir de odanın çatısını istiyor şu odanın. Başka bir şey istemiyoruz. Beton atılsın bir de buraya. Ben haftada bir kere geleyim, en azından banyosunu yaptırayım, temizleyeyim. En azından bunu istiyoruz başkanımıza. Ula, torbayı ısıt. Tüpün dolu mu? Tüp boş ya, boş et ya. He? Kapağını güzel kapat da. Üç torba çimen şey, üç kasa. Dedenin miydi buraları? Nereliydi? Bizim ya. Siz, nereye kadardı sizin de? Ya kapıya adam, oraya ebevi kazası. Hı hı. Kapıya adam buraya bizim, ben oturayım buraya. En azından evinin içi eşyasını alsınlar, bir koltuk. Ondan sonra tuvaleti yok, bacası yok.